Batman Beşiri yolunda kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptı. Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü cadde, bulvar, döner kavşak ve parkları kış çiçekleriyle süslüyor. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve üniversitelerin konservatuvar bölümünde okuyan öğrenciler kaliteli eğitim almak için Batman Belediyesi çatısı altında bulunan profesyonel ekipten eğitim alıyor. Yeni koro için 30 korist belirlendi. Batman Belediyesi 2022 yılı asfalt çalışmalarının verilerini kamuoyuyla paylaştı. 10 aylık zaman diliminde 24.336 tonun asfalt yama yapıldığı açıklandı. Saadet Partisi Batman İl Başkanlığı seçim startını besmele çekerek verdi. Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir, Batman Mevlana Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Üniversite Rektörü Profesör Doktor İdris Demir, Batman Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan akademisyen öğrenci buluşmaları işbirliği protokolü kapsamında Kozluklu öğrencilerle buluştu. Batman'la genç yazar Murat Kaban, ilk eseri olan İki Yabancı adlı şiir kitabından sonra roman yazmaya başladığını belirtti. Perşembe günü öğlen namazını Yıldız Camisi'nde kılan Diyarbakırlı çiftçi Mehmet Ali Karakuş, cebinde bulunan 10 bin lira nakit parayı cami lavabosunda düşürdü. Karakuş, "O para işçilerimin hakkıdır, lütfen bulanlar teslim etsin," dedi. HDP Batman İl Teşkilatı tarafından Batman İl Binası önünde Kobani olaylarının 8. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Diyarbakır Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken Batman'da ikamet eden ailesinin evinde vefat eden polis memuru Nurullah Unutur dualarla ebediyete uğurlandı. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Köydes kapsamında köylerde yapılan yatırımları inceledi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan ve 15 takımdan 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen oturarak voleybol müsabakalarının 3. etaptan oluşan müsabakalarının 2. etap müsabakası Batman'da yapılacak. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçede yapılacak olan emniyet hizmet binası alanını inceledi. Ahmet Güneştekin'in Gavur Mahallesi adlı sergisi 3 Kasım 5 Mart tarihleri arasında İzmir Kültür Park'ta açılıyor. Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir, Kozluk Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek akademik, idari personel ve öğrencilerle bir araya geldi. TÜG ve Batman Üniversite Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Kudüs Kimlik ve Çatışma konulu konferans düzenlendi. Kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek projesi kapsamında Valilik, İl İzol İdaresi Genel Sekreterliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle Beşiriye kazandırılacak olan model kütüphane binası için imza töreni düzenlendi. Batman Şehir Otogarı Şefi Şeymuz Yaman, otogarda yapılan tadilat hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Batman Ziya Gökalp Mahallesi Serhat Caddesi'nde bulunan seyyar satıcı Mehmet Selim Savun'un kazancı post cihazına geçtikten sonra yükselişe geçti.